Nereden çıktı bu isim demeyin. Sonunda mecbur kaldım ve kendimi bir şey yapmak zorunda hissettim. Kızım 12 yaşında ve boş kaldığı zamanlarda cep telefonunu elinden bırakmıyor. Cep telefonuna günlük bir saat sınırı koyduk. Bu sefer saatlerini televizyon karşısında geçirmeye başladı. Ona sınır koyduk. Tabii bunlar küçük çaplı tartışmalar sonunda oluyor. Bu sefer de YouTube ve Netflix'e sarmaya başladı. Hatta ona da sınır koyunca komşunun kızına gidip onunla vakit geçirmek istedi. Bir süre sonra anladık ki komşunun kızıyla da oturup cep telefonunda oyun oynuyorlarmış. Ne yapsam bir çare bulamadım. En sonunda kızımla oturdum konuştum. Dedim ki bu yaptığının sen de bağımlılığa doğru gittiğinin farkında mısın? Evet dedi farkındayım. Bırakamıyorum ve kendimi engelleyemiyorum. Ona bir teklifte bulundum. 24 saat boyunca teknolojik herhangi bir aletle ilgilenmeden zaman geçirebilirse 100 lira ödül vereceğimi söyledim. Çok hoşuna gitti. Gece 10'da orucu başladı. Birinci denemesinde başarılı olamadı. Ertesi gün orucunu bozmak zorunda kaldı. Ağladı, sızladı, başaramayacağım diye dövündü. Niye yapamadım diye kendi kendine isyan etti. Ama ertesi gün yeni bir teknoloji orucuna başladı. Bu sefer bir gün sonunda başarılı oldu ve teknoloji orucunu 24 saat sonunda tamamladı. Bu çok hoşuna gitmişti. Başarılı olduğu için çok iyi de motive oldu. Özgüveni yerine geldi. Ben bunu yapabiliyormuşum dedi. Hatta çok komik anlar yaşandı. Açık olan televizyonun önünden orucunu bozmamak için yan yan yürüyerek geçtiğini görünce hem takdir ettik hem de çok güldük. Bu bir ilk denemeydi. Bu hem bizim hem de kızım açısından önemli bir tecrübe oldu. Dünyada ve Türkiye'de etkili olan küresel salgından sonra herkesin malumu teknoloji kullanımı arttı. Eğitim dahi uzun süre online platformlarda yapıldı. Bu çocuk ve gençleri hatta bizleri de oldukça fazla etkiledi. Şimdi bayram ziyaretlerinde bile görüyorum. İnsanlar konuşacak bir şey bulamayınca cebindeki telefonu çıkarıp ne mesaj gelmiş, sosyal medyada ne oluyor ona bakarak zaman geçiriyorlar. Uzmanlar bu konuda aileleri uyarıyor. Ailelere sanal yaşam, sosyal yaşam değildir vurgusunu özellikle yapıyorlar. Ama bu uyarıları dinleyen var mı bilmiyorum. Pandemi ile beraber yaşanan yeni sürecin fertlerde ve toplumda endişe, kaygı, yalnızlık ve buna benzer depresyon eğilimli halleri tetiklediği ve bunda teknolojik aletlerin çok önemli etkisi olduğu kanaatindeler. Ülkemiz için de bu dönemde insanlarımızın sosyal medyaya yönelmesi ve sosyal medyadaki genelde paylaşılan olumsuzluklar öne çıktı. Yaşanılan bazı olumsuzluklarda sanal dünya gerçekmiş ve her yerde aynı şey yaşanıyormuş gibi algılandığından bu da ümitsizliği ve mutsuzluğu beraberinde getirdi. Şunu kabul edelim, 2019 korona süreci ve sonrası ülkemiz ve insanlık açısından büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntı içerisinde birçok insanlarda görüyoruz ki gergin ve huzursuz bir hal var ve bu durumlarını biraz daha abartılı olarak anlatmaya çalışıyorlar. Öldük, bittik, batıyoruz, artık bu dünyada yaşanmaz, kıyamet geldi, geliyor gibi paylaşımlar var. Halk arasında klinik depresyon arttı. İnsanlarda belli çizgilerden sonra depresyon başlıyor. Antidepresan kullanımı yaygınlaştı. Biraz gerilim, sıkıntı, huzursuzluk ya da kendini iyi hissetmeme gibi durumlar çağlar boyunca oldu. Bunlar insanların hayatında her zaman vardı. Bir sıkıntının, stresin hemen bir ağır hastalık niteliğinde algılanması da bu işi körükledi. Aslında böyle bir şey yok. Endişe, kaygı artınca aile içi ve toplumsal şiddet de artmış oldu. Sanal yaşam, maskeli bir yaşam olduğu için özellikle bu korona süreciyle birlikte ailelerin birbirine daha sıkı bağlı olmaları gerekirken birçok ailede tersi yaşandı. Sıkıntılı süreçler tabii ki geçici süreçlerdir. Böyle zamanlarda iyimser ve mutlu olmak, gelecek için iyi olan zihni hareketleri daha iyi hale getirdiği için ümitli olmak gerekir. Ancak süreç geçse de bazı alışkanlıklardan kurtulmak kolay olmuyor. İşte teknoloji ve teknolojik aletlere bağımlılık da böyle. Geçenlerde işe giderken bir aksiliktir, cep telefonumu evde unuttum. Yarım saat araç yolculuğundan sonra iş yerine vardığımda telefonumun yanımda olmadığını fark ettim. Ne yaptım dersiniz? Bir saat gidip gelinecek mesafeyi göze alarak gidip telefonumu evden aldım, döndüm. Biliyor musunuz? Halbuki telefonuma o gün o kadar da ihtiyacım olmadı. Yani evde kalsaydı da çok bir şey fark etmeyecekti. İşte bu. Bizi endişelendiren. Fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak olumsuz sonuçların varlığına rağmen kişinin teknolojiden uzak duramaması. Okula, işe gidememesi, derslerinde, işinde problem yaşaması ve aile yaşamını aksatması. Teknolojik bazı aletler olmayınca ya da internet olmayınca hiçbir şey yapılmayacağını zannetmesi. Geçen de kızım ağlıyor. Merak ettim, yanına gittim. Ne oldu kızım dedim. Baba yarın yazılım var, internet çekmiyor, şimdi ne yapacağım dedi. Şu bir gerçek. Teknoloji kişisel, sosyal, ailevi, eğitimsel, mesleki ve diğer yaşamsal alanlarda dikkat çekici bazı bozulmalara yol açtı. Bunları düzeltmek de pek mümkün görünmüyor. Ne yapalım? Teslim mi olalım?
Bence her aile kendi içerisinde sanki Ramazan orucu tutar gibi teknoloji orucu tutmalı. Belirlenen gün ve saatler içinde aile teknoloji dışında farklı aktivitelerle bir araya gelmeli. Kızım ailecek bir şey yapalım dendiğinde beraber mısır eşliğinde çizgi film seyretmek olarak algılıyor bunu. Bir kişi de teknoloji bağımlılığının varlığından söz edebilmek için bazı davranışların sürekli ve yenileyici olması ve kişide en az 12 ay boyunca gözlenmesi gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre mesela oyun oynama davranışı ile ilgili sağlık sorunları sadece oyun oynama bozukluğunun kendisiyle sınırlı değildir. Oyun oynama bozukluğuna eşlik eden yetersiz fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme, görme ve işitme problemleri, kas iskelet problemleri, depresyon, sinirlilik, öfke ve can sıkıntısı gibi birçok probleme yol açmaktadır. Hızlı ve devamlı aksiyon halindeki hayata alışan çocuk ve genç, hayatın biraz duraksaması üzerine canının sıkıldığını söylemektedir. Bizim kızın en meşhur lafı, "Baba canım sıkılıyor, ne yapayım?" OECD'nin 2018 yılında yayımladığı Dijital Çağda Çocuk ve Yetişkinlerin Ruh Sağlığı bu konuda güzel bir çalışma. OECD'nin Geleceği Şekillendirme başlıklı raporuna göre dijital teknolojilerin ve sosyal medyanın aşırı kullanımı özellikle çocuk ve gençler açısından siber zorbalığa uğrama veya beden imajının bozulması gibi sonuçlar da doğurmaktadır. İçerik riskleri, çocukların istenmeyen ve uygunsuz içeriklere maruz kaldığı durumları kapsamaktadır. Çocukların internette müstehcen ve şiddet unsuru içeren videolarla, resimlerle, sağlıksız veya tehlikeli davranışları savunan web siteleriyle karşılaşması, onların birçok kavramla yaşlarından evvel karşılaşması manasına geliyor. Size bir eğitimci olarak şöyle bir bilgi vereyim. Çocuklarımız bu bilgileri zamanından çok evvel aldıkları için hayata karşı beklenen zamandan önce de bıkkınlık ve bezginlik oluşabilmekte, ümitsizlik yaşayabilmekteler. İnanabiliyor musunuz? 7 yaşındaki bir erkek çocuğun bana şunu dediğini biliyorum. İleride ben evlenecek bir insanı nasıl bulacağım? Hiç kimseyi tanımıyorum ki. Aslında bunu düşünecek yaşta değil ama sosyal medya çok erkenden bazı şeyleri dayatıyor. Ona dayatılan düşünce, bir sevgilisi olmalı, bir partneri olmalı, evlenmeli vesaire vesaire. Tüm bu risk unsurları göz önünde bulundurulduğunda çocukların sanal dünyada güvende olmasını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatılması önemli. Yani teknolojik bir dünyadan kendimizi soyutlayamayız ama onu nasıl daha etkili ve yararlı şekilde kullanabiliriz bunu herkese öğretebiliriz. Bunun yanında bilgi ve beceriler arasında içerik oluşturma ve paylaşım yapmadaki risklerin kavranması, çevrim içi gizliliğin ve kişisel verilerin nasıl korunacağının öğrenilmesi, çevrim içi hoşgörü ve empati becerilerinin geliştirilmesi ve birçok mesele yer almaktadır. İçinde yaşanılan dijital çağda artık teknolojinin bilinçli bir şekilde kullanılması çok büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle bu çağın içine doğan çocuk ve gençlerin teknolojiyle dengeli bir şekilde temas kurmasına özen göstermek gerekmektedir. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kaynaklı Yeşilay'ın önerdiği ekran süreleri gördüğünüz gibidir. Ama bu sürelere uyan kim? Uyan varsa yorumlara yazsın lütfen. Yani bırakın çocuk ve gençlerimizi, acaba biz günde kaç saat cep telefonumuz veya bilgisayar ekranı karşısında vakit geçiriyoruz? Özgür irade işte burada devreye giriyor. Bakın gözler. Yaratıcı bize göz kapakları vermiş. Açılıp kapanabiliyor. Yani neye bakacağımıza karar verebiliyoruz. Kulaklar her şeyi duymak için değildir. İstersek onu bir kulaklık ile veya dinlemeyerek başka bir şekilde dışarıdaki seslerden izole edebiliriz. Hem kendimizin hem çocuk ve gençlerimizin istemediğimiz sesleri duymasını engelleyebiliriz. Ağzımız bir kapı gibi açıp kapatabiliyoruz. İstediğimiz şeyi yiyip istediğimiz şeyi yemeyebiliriz. Yani kısacası insana 5 duyu organını kontrol edebilecek irade verilmiştir. Teknoloji orucu bu amaçla çok güzel bir uygulama. Herkese tavsiye ederim. Ailecek evde geçirdiğimiz bir gün 4-5 saati hiç kimsenin teknolojiyle muhatap olmadan geçirmesini sağlayabiliriz. Bu irade bizde var. Yeter ki isteyelim.